Günün Galatasaray haberlerinde önce başlıklar. Fatih Terim, Galatasaraylıların bilmesini istiyorum. Abdurrahim Albayrak, Falkeo dönünce muhteşem olacak. Çaykur Rize Spor Galatasaray, ilk 11'ler. Rize'de Galatasaray Şok, Başrol'de Diya. Galatasaray'dan dikkat çeken performans, deplasmanda yan bakılmıyor. Muslera, Florya'ya geri döndü. Fatih Terim Rize'ye 4'ten fazla dağıtabilirdik. Şimdi detaylar. SporX Fatih Terim Galatasaraylıların bilmesini istiyorum. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı öncesi Galatasaray taraftarlarına bilmelerini istiyorum diyerek seslendi. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Yılmaz Vural ve vefat eden Diego Maradona ile ilgili konuşan Terim, Yılmaz Hoca'ya acil şifalar. Merak ediyoruz onu. İnşallah, sayı da fazlalaşmaz. Yılmaz Hoca da bir an evvel iyi haberlerini gönderir. Hepimizin dualarıyla başaracaktır, başarır. 1985'te bıraktım. 1986 Dünya Kupası'na gazete görevlisi olarak gittim. Çok yakından izledim. Çok büyük oyuncuydu. 86 Dünya Kupası onun turnuvasıydı." dedi. Eksik çok. Unuttuklarım bile vardır. Fatih Terim, bu deplasmanı maalesef korona ve sakatlıklarla uğraşarak iyi bir 11 çıkarmak için çok uğraşıyoruz. Galatasaraylıların bunu bilmesini istiyorum. Muslera ve Okan ile başlayan, Omar ve Luindama, Saraççı, Emre fedakarlıklarla oynuyor. Etebo belki yarım saat, 15 dakika, Belhanda, Arda, Babel, Falkeo. Unuttuklarım da var büyük ihtimalle, ifadelerini kullandı. Bunu bir türlü yapamıyoruz. Tecrübeli teknik adam, geçen hafta muazzam bir oyun oynayan 11 imizin oynamasının doğru olduğunu düşündük. Muazzam oyunun karşılığı daha fazla övgü olmalıydı. En önem verdiğim şey, oyun ve oyuncu alışkanlığı önemli. Bunu yakalayamıyoruz. Bizim için en önemli şey bu. Sistem oynatıyor ve çok da iyi oynuyoruz ama birbirine alışmış oyuncuların alıştıkları oyunu oynaması. Bunu bir türlü yapamıyoruz, açıklamasını yaptı. Sadece Muslera'yı kaybetmedik burada. Galatasaray'ın hocası, Galatasaray her zaman ve her yerde kazanmak isteyen ve bunun için oynayan bir kulüptür. Bugün oyuncularımdan daha fazla efor, daha fazla mücadele bekliyorum. Çünkü geçen sezon burada sadece Muslera'yı kaybetmedik. Andone'yi de kaybettik. Öncesinde Emre'yi kaybettik gibi gibi gibi. Maçlarımız burada çok mücadeleli, çok yüksek stresli, gerilimli geçti. İnşallah güzel bir futbolla iki taraf kendini sahada ifade eder. 3 puanı kazanan biz oluruz inşallah. Sözleriyle konuşmasını noktaladı. <laughs> Spor X. Abdurrahim Albayrak, Falkeo dönünce muhteşem olacak. Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rize Spor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin ardından kameraların karşısına geçti. İlk 11'den 7 oyuncumuz yok. Galatasaray'ın eksiklerine rağmen mükemmel bir performans sergilediğini ifade eden Albayrak, sakatlık olmadı, bu sevindirici. Çok güzel oynadık. Kayseri spor karşısında da güzel oynamıştık ama şans bizim yanımızda değildi. Bugün mükemmel oynadık. Sabah kahvaltısında Fatih Hoca ile bunu konuştuk, Babeli, 3. forvet olarak adapte etti. Muslera yok, Okan yok. Sağ, sol bek sakat. Stoper sakat. Bazı arkadaşlarımız Covid'in dolayı yok, Arda, Omar, Belhan da yok. Yani, daha sayabileceğim bir sürü futbolcu yok. 7 tane banko 11'de oynayan futbolcumuz yok. Hoca bunu hiç mazeret göstermedi, dedi. Geçen hafta 7-8 olurdu. Geçen hafta Kayseri Spor karşısında da 7-8 gol atabileceklerini ancak şanssızlıkla bir puan kaybı yaşadıklarını ifade eden Albayrak. Geçen hafta 7-8 olurdu. Rize'de de çok iyi kaleci vardı. Muhteşem goller çıkardı, çok iyi oynadı. Tebrik ediyorum. Milli takıma yeni bir kaleci geliyor. İki haftada 15 gol atardık ama maalesef geçen hafta atamadık. Doğup büyüdüğüm şehirde 4-0 gibi net bir galibiyetle İstanbul'a dönüyoruz. Bundan sonra daha güzel, daha keyifli olacak. Falkeo ve sakat oyuncular dönünce bambaşka bir Galatasaray olacak. Florya'daki çalışma temposunu görmeyen bilemez, tahmin bile edemez şeklinde konuştu. SporX Çaykur Rizespor Galatasaray ilk 11'ler Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi stadında saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçı Beyin Sports canlı yayınlayacak. Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti. İlk 11'ler belli oldu. Çaykur Rizespor, Gökhan, Morozyuk, Selim Ay, İsa İsaiyaz, Mencak, Bayano, Abdullah, Mihalak, Samudio, Boldrin, Remi, Galatasaray, Fatih, Lins, Donk, Markao, Emre Taşdemir, Taylan, Feauli, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Oğulcan, Diyan, 39. kez karşı karşıya. Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 39. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 38 lig maçından 25 ini Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-Kırmızılı ekibin 85 golüne, Yeşil-Mavililer 37 golle karşılık verebildi. Ligde geçen sezon Galatasaray sahasındaki maçı 2-0, Çaykur Rizespor ise evindeki müsabakayı aynı skorla kazandı. Rize'deki maçlar. Galatasaray ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de Rize'de 20. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 11 ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti. Rize'de Galatasaray'ın 39 golüne Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi. Galatasaray, ligde Çaykur Rize Spor ile deplasmanda yaptığı son 8 maçtan ikisini kazanabildi, 3 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı. Öte yandan Rize deplasmanında geçen sezon Fernando Muslera, önceki sezonda Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı. Farklı skorlar. Galatasaray, Rize Spor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Rize Spor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti. Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 38 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 38 maçtan 35'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti. Sporix. Rize'de Galatasaray Şov, Başrol'de Diyan. Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Rize Spor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi stadında oynanan mücadeleyi Sarı Kırmızılılar 4-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, ilki penaltıdan olmak üzere 45 1, 52 ve 79. dakikalarda Senegalli golcü Mebaye Diyan ile 86. dakikada Taylan Antalyalı'dan geldi. Rize Spor'da Boldrin, 76. dakikada ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartını görerek oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran ve bu süreçte 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 20 yaptı. 6 maç sonra yenilen Rize Spor ise 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Hatay Spor ile karşılaşacakken, Rize Spor ise deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak. Degne'nin kariyerindeki 4. hattırık. Karşılaşmada hat-trick yaparak yıldızlaşan Mebaye Diyan, kariyerindeki dördüncü hat-trick performansını Rize'ye karşı sergilemiş oldu. Golcü futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2, Kasımpaşa'da 1 ve Lierst'de bir kez hat-trick yapma sevinci yaşamıştı. Galatasaray'da 7 eksik. Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs, Covid-19 vakaları nedeniyle 7 futbolcu forma giyemedi. Sarı Kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs COVID-19 testleri pozitif çıktığı için izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Omar El Abdelloui, Yans Belhanda, Ryan Babel ve Okan Kocuk müsabakanın kadrosunda yer almadı. Terim'den tek değişiklik. Teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta oynanan HES Kablo Kayseri Spor maçının kadrosunda tek değişikliğe gitti. Terim, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir'e defansta görev verdi. Galatasaray maça Fatih Öztürk, Martin Lins, Ryan Dong, Markao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sofayan Fauli, Oğulcan Çağlayan ve Mebaye Diyan 11'i ile başladı. Sarı Kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyendama, Emin Bayram, Cesi Sekidika ve Ali Yavuz Kol oturdu. Oğulcan eski takımına karşı 11'de. Galatasaray'da sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı kırmızılı formayla ilk kez eski takımına karşı maçı 11'de çıktı. Oğulcan Çağlayan, yeşil mavili ekip ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve Galatasaray'a transfer olmuştu. Rizespor'da tek değişiklik. Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sıtşef'ın Thomas, Atakaş Hatay Spor maçı kadrosuna göre yeşil mavili ekipte tek oyuncu değişikliği ile takımını sahaya sürdü. Yeşil-mavililerde Onur Bulut'un yerine maçta Samudio görev aldı. Rize ekibinde COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından geçen hafta Hatay deplasmanında yedek başlayan golcü oyuncu Remi ile sakatlığı nedeniyle iki haftadır oynamayan Fernando yedek kulübesinde yer aldı. Maçtan dakikalar ilk yarı. Dördüncü dakikada Emre Akbaba'nın Arapası'nda pasında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top üstten out'a gitti. 5. dakikada Emre Taşdemir'in sağdan ceza sahası içerisine yerden sert ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ın boş durumdaki Dayagne'den önde yatarak çeldiği topu defans oyuncusu uzaklaştırdı. 24. dakikada Galatasaray 3 net pozisyondan yararlanamadı. Sol taraftan Emre Akbaba'nın ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dayagne'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu çizgiden ayakları ile çıkardı. Pozisyonun devamında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası çizgisi üzerinde dönerek vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, bu kez meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı. 31. dakikada Feauli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Dayagne'nin penaltı noktasında plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı. 33. dakikada Morozyuk'un ceza sahası üzerine uzun pasında Skoda'nın göğsü ile indirdikten sonra vuruşunda top dışarı çıktı. 44. dakikada ceza sahası içerisinde Emre Akbaba ile topa yükselen Mencak'ın pozisyonunu vardan izleyen Atilla Kara Karaoğlan penaltıya hükmetti. 45 artı ikinci dakikada Dayagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın koltuk altından filelere gitti, 0-1. Maçtan dakikalar, ikinci yarı, birazdan. <laughs> fanatik Galatasaray'dan dikkat çeken performans deplasmanda yan bakılmıyor. Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u yenerek zirve takibini sürdüren Galatasaray bu sezon deplasmanda sergilediği performansla dikkati çekiyor. Süper Lig'de son yıllarda deplasmanda istediği sonuçları elde edemeyen sarı-kırmızılı takım bu sezon ise oynadığı 5 maçın 4'ünde galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi. Galatasaray bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken Kasımpaşa'ya ise yenildi. Deplasmanda 12, sahasında 8 puan kazandı. Galatasaray Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında hanesine 12 puan yazdırırken sahasında ise 8 puan alabildi. Sarı Kırmızılı takım, Türk Telekom stadında oynadığı maçlarda Gaziantep FK ve Ankara gücünü yenerken, Fenerbahçe ve HES Kablo Kayseri Spor ile berabere kaldı, Aytemiz Alanya Spor'a mağlup oldu. Ligde dış saha maçlarında 3 puan kaybeden Galatasaray, evindeki maçlarda ise 7 puan yitirdi. En farklı galibiyeti deplasmanda. Galatasaray, bu sezonki en farklı galibiyetini deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında elde etti. Rakibini 4-0 yenen sarı-kırmızılı ekip ayrıca bu sezon ilk kez bir maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon 17 maçta 5 galibiyet aldı. Galatasaray geçen sezon Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 17 maçın sadece 5'ini kazanabilmişti. Sarı-kırmızılı takım geçen sezon dış sahadaki maçlarında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı. Galatasaray 2018-2019 sezonunda deplasmanda 7, 2017-2018 sezonunda ise 8 galibiyet elde etmişti. Sporx Muslera Florya'ya geri döndü annesinin vefatından sonra ülkesi Uruguay'a dönen ve burada babasının çalıştığı Montevideo City Torque takımıyla beraber idman yapan Fernando Muslera, Florya'ya geldi ve çalışmalara başladı. Uruguaylı kaleci için sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, Fernando Muslera, kaleci antrenörümüz eşliğinde kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı, ifadelerine yer verildi. Sarı Kırmızılılar bu sezon ligde 10 maçta kalesinde 7 gol görürken, Muslera'nın da ligin ikinci yarısında kalesini geri alması bekleniyor. 2019-2020 sezonunun 27. haftasında Rize Spor maçında sakatlanan Muslera formunu kaybetmemek için her gün ekstra idmanlar yaparak hazırlanıyordu. Spor X. Fatih Terim, Rize'ye dörtten fazla da atabilirdik. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Oyun başından 93. dakikanın sonuna kadar oyuna hakim, istediğini yapan, 4 gol atıp bunun 2 misli kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen, kaleyi bulan şutu yok neredeyse. Açıkçası, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Dünyadaki elit takımların oyun modelini ortaya koyduk hücum futbolu ve atak oyunu. Kazanan model budur, İnşallah bunun üzerine koyarak devam ederiz. Birinci bölgeden çıkış, ikinci bölgeyi kullanma, üçüncü bölgeye girme, alan yaratma, aklınıza gelecek her şeyi yaptılar. Dörtten fazla da olabilirdi. Oyunun hiçbir anında kontrolü vermedik. Düşünün sonradan bir 10-15 dakika oynayan Jesse bile iki net pozisyona girdi. Burada iki kırık, bir bağ bırakmıştık. Bu sefer 3 puanla ve farklı sonuçla dönüyoruz. Galatasaray takımı bu zevk veren oyunuyla, geçen hafta bir 45 vardı, bu hafta 93 var, genciyle, sonradan gireniyle, oynayanıyla tebriği, bravoyu hak ediyorlar. Geçen hafta övgüleri azdı, bu hafta haklarını alırlar. Mümkün olsa hiç oyuncu değiştirmedim. Zevk aldım kenarda. Zevk veren oyuncularla devam etmek isterim. Çok mutluyum. Diyan golcü bir oyuncu, atmaması sürpriz olur. Görevi de o. Yine ilk yarı kaleciye çarpan boş kaleye toplar oldu ama sonunda iyi bir dönüş yaptı. Memnunum. Muhakkak rekabet olacaktır. Sakat olmalarına rağmen Emre Taşdemir, Luyendama ve Etebo'nun kafileye gelip istediğiniz zaman oynarız, elimizden geleni yaparız. Bir daha sakatlanırız gerekirse, dediler, teşekkür ediyorum. Bu oyun ve oynayanlar unutulmayacaktır. Seviyeli rekabet bizi başka yere taşır. Bu memnuniyet vericidir. Giren çıkanın fark etmediği bir ortam yaratabilirsek bizim için büyük bir aşama olur. GS Haber günün Galatasaray haberlerini sundu. Her gün onlarca farklı haber için GS Haber App Store'da.